tarım, orunu tarım ürettik. Hem bitkiyi soğuğa karşı koruyor, dona karşı koruyor. Bitkiyi canlandırıyor, güçlendiriyor, verimi artırıyor, hastalıklara karşı koruyor vesaire vesaire. Ve hiçbir yan etkisi yok, kimyasal gibi değil. En önemli özelliği de nedir? Kimyasal ilaç kullana kullana toprakta 1 gram, yani bir çay kaşığı toprakta, bir çay kaşığı toprakta 2,5 milyar faydalı bakteri var. Bu faydalı bakteriler kimyasal ilaç kullana kullana ölüyor. Ölünce ne oluyor? Bitkiye azotu, fosforu, demiri vesaire veren faydalı bakteri yok olursa bitki onu topraktan alamıyor ki. Onu organik maddeye dönüştürmesi lazım faydalı bakterinin. Azot bakterisi faydalı bakteriye dönüştü, şey, organik maddeye dönüştürecek ki bitki alsın bundan amino asit üretsin, vitamin üretsin, enzim üretsin, protein üretsin vesaire vesaire. Peki bitki nasıl alacak? Toprak ölü. Gübre attım diyor. Ben bir dönüme 100 kilo gübre attım diyor. İstersen 1 ton at. Toprakta faydalı bakteri yoksa, ölmüş de kimyasal kullana kullana, sen gübre vererek toprağı sadece zehirlersin. Bor çinko mangan attım ben zaten diyor vatandaş. Senin attığın bor çinko manganı bitki alamıyor ki. Çöp, yağmur yağıyor ki akıyor gidiyor. Yağmur yağar, akar gider, sel alır, vatandaş da baka kalır. Hiçbir faydası olmaz, zarar olur. Ama bu ne? Maddenin monoatomik haline dönüşmüş hali. Burada faydalı bakteri artık gerek yok. Bitki bunu direkt alıyor, şak şak. Neden? Çünkü burada Ormus tarım pikometre çapında, piko. O nedenle bitki alıyor, biliyor. Diğerleri mineral, kaya gibi. Diğer gübreleri kaya gibi düşünün. Yani 10 milyon defa büyüttüğümüzde diğer gübreler futbol topu kadar böyle. Bizim gübre ise toplu iğnenin ucu kadar bile değil. Çünkü maddenin en küçük hali, atomik hali. Atomik halde ver, sorun yok. Hem DNA'yı temizler, hem hücreyi yeniler. DNA'daki tahribatı, orijinal bitkinin DNA'sını yeniler. Hem de bitki topraktan her türlü vitamin, mineral almasını sağlar.